Günler hocam. Ben ikinci evlilik yaptım. Yalnız eşim durmadan yalan söylüyor, borç ödemiyor, borçlular kapıya geldiğinde inkar ediyor. Daha sonra da borcu verdim deyip vermediğini ortaya çıkarttığımda ise bana sinirleniyor. Bu yüzden yani ben de boşanma davası açtım. Şu anda boşanmak üzereyiz karşılıklı olarak da. Dinen bunun bir sakıncası var mı hocam? Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce soruldu hocamıza bu soru. Hocam buyurun. Efendim, ya Resulallah, mümin cimri olabilir mi? Olabilir. Mümin korkak olabilir mi? Olabilir. Mümin yalancı olabilir mi? Hayır. Olmaz. İmanla yalan bir arada olmaz. Matlul ganiyyi zulmün. İmkanı olan kişinin yok diye yalan söylemesi de zulümdür, haksızlıktır. Efendimiz böyle buyuruyor. Hanımefendi, zannederim ki herhalde kocasını bu yanlış tavırlardan, davranışlardan kurtarmak için herhalde emek sarf etmiştir ve o da geride kalmıştır. Böyle olunca inne ebgazal halal talak. Allah'ın sevmediği helal boşanmadır. Müminin boşanmasıyla arş titrer. Ama buna rağmen yaşanması, çekilmesi güç bir hale geldiyse boşanma da bir yoldur, bir çaredir. Zannederim ki hanımefendi herhalde artık taşıyamaz hale gelince bu yükü boşanmak için müracaat etmiş. Bunda bir sorumluluğu yoktur vebali diyorsun. yoktur. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Yine bir video sorumuz olacak. İzleyelim görelim. Necmettin hocama bir sorum olacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Saç boyatmakla ilgili hüküm nedir? Efendim, saç boyatmak, erkekler saç boyatabilirler mi? Siyahın dışında boyatabilirler. Ama genç olmasına rağmen saçları ağarmış. Siyaha boyatabilir mi? Genç olmasına rağmen saçları ağaran genç erkek siyaha boyatabilir. Demek ki genel olarak erkek siyaha boyatmamalı. Ama genç erkek saçları birden ağrı vermiş. Siyaha boyatabilir mi? Boyatabilir. Hanımlar saçlarını boyatabilirler mi? Boyatabilirler ama amması ne? Bu sadece eşi için olmalı, namahrem erkekler için olmamalı. Hocam, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin babasına peygamberimiz saçını boya Ne demiş mi? güzel söylediniz, iyi hatırladınız. Mekke fethi gününde sevgili peygamberimiz Harem-i Şerif'te oturuyor. Efendim Safa'da oturuyor. Hazreti Ebu Bekir de ihtiyar babacığı Ebu Kuhafe'nin ellerinden tutmuş geliyor ama bir hayli adam ihtiyarlamış. Yani body yürüyor. O vaziyeti gören sevgili peygamberimiz ayağa fırlıyor. Ella terekte şeyhe fi beytihi ya Ebu Bekir. Ebu Bekir, niye zahmet ettin? Bu ihtiyarı buraya getirdin. Ben onun ayağına varır, biatını evinde kabul ederdim. Hayır ya Resulallah, bunun sizin ayağınıza gelmesi daha münasiptir. Ama saçları da bembeyaz olmuş. Efendimiz, bunun saçlarını boyatınız buyurdular ya. Evet. Evet. Yaşlı olmasına rağmen Yaşlı boyatın diyor olmasına rağmen saçlarını. boyatın buyurdu. Peki, devam ediyoruz. Yine bir video soru var, görelim. Selamünaleyküm hocam. Benim annem hacca gitmek istiyor. Babam fakat hakkımı helal etmem diyor. Peki annem bu şekilde hacca gidebilir mi? Annem hacca gitmek istiyor. Babam da gitmesine izin vermiyor. Ne olur hocam şimdi gitse? Efendim, şayet hac farz olduysa, hanımefendinin parası var, yolda emniyet var, bugünün şartlarına göre kurası da çıktı. O zaman eşinin buna müdahale yetkisi yoktur. Ama tabii helallaşması söz konusu. Helallaşmak da bu yolun adabındandır.
helallaşmıyor. İlla gitme diyor. Bu sanki namazı kılma der gibi, zekatı verme der gibi. Ya hanımefendiye farz olmuş madem. Öyleyse o da gidebilir. Fakat tabii adabı, güzel helallaşmak olan. Ya. Şimdi bakın Kabe'nin karşısında Hacer-ül Esved'in huzurunda şöyle deriz. Allahümme imanen bik ve tasdiqen bi kitabik ve vefaen bi ahdik ve ittibaen li sünneti nebiyike ve habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım sana olan imanda sebat ediyorum. Kitabını tasdik ediyorum. Sana olan bağlılığımı devam ettiriyorum. Diyoruz. Bunu bakın ruhlar alemindeki Allah'a verdiğimiz sözü yeniliyoruz. Hac bitti. Şair şöyle diyor. Arafat'tan iniyorken hacı bir kuş gibidir. Ne kadar da pak, anasından yeni doğmuş gibidir. Böyle olan bir yolculuğa gidiyoruz. Hısımlarımızla helallaşmak, hele en yakın karı koca helallaşmaları ne kadar güzel bir şeydir. Ama buna rağmen farz olmuşsa gidebilir ya. Yani. Evet. Burada eşinin iznine gerek yok diyorsun. Yok. Farz olmuşsa. Umre olsa iznine gerek var da. Evet. Hacda izni söz konusu ama değil. Ama güzel olan tabii ya. Eşinin ha. iznini alması, müsaadesini değil alması. Ya. Evet. Sonuçta eşi de buna müsaade etmeli. Orada dua bekliyorum de ya. O kutsal dua topraklara gidiyor. Ya. Orada dua edecek eşine, ya. Çocuklarına. Ya. Bereketlenecek. Hazreti Ömer Efendimiz sevgili peygamberimize ya Resulallah müsaade ederseniz umreye gitmek istiyorum. Efendimiz müsaade etmekle birlikte la tensena ya uhayye min duaik kardeşçeyizim Ömer bizi de duandan ya. Unutma. Ya. Hazreti Ömer Efendimiz ne diyor ya o kadar mutlu oldum diyor yani. Bana dünyaları verseydi bu kadar mutlu olamazdım. Peygamber Efendimiz dua istiyor. Peygamber dua bekliyor. Allah Allah. Bak ne diyor Hazreti Ömer de ne diyor? Peygamberin bu sözü beni o kadar mutlu etti ki dünyaları verse bu kadar mutlu olamaz. Ben kimdim ki Peygamber Aleyhisselam benimle dua havale ediyor, benden dua bekliyor. Yani demek ki gidenlerden biz onlara dua etmeliyiz gidenler. Onlardan da biz dua beklemeliyiz yani. Güzel olan bu. Teşekkür evet. ediyoruz hocam. Peki. Buyurun. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Hocamın sorum olacaktı da. Buyurun efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam ben rüyamda Rabbimi gördüm de. Rüyanızda Allah'ı gördünüz öyle mi? Evet, evet. Elini evet. öpüyordum. Ondan sonra sarılıyordum. Rabbim de bana sarılıyordu. Ondan sonra Hazreti Yusuf'la Hazreti Ömer'i gördüm. Bunun anlamını öğrenmek istiyorum. Rüyada acaba Allah'ı görmek mümkün mü? Bu rüya rahmani bir rüya mıdır? Gerçek bir rüya mıdır? Yoksa şeytani bir rüya mıdır? Hocamıza soralım. Hazreti Ömer Efendimiz'i gördünüz öyle mi? Hazreti Yusuf'u gördünüz. Ama evet. aynı zamanda Allah'ı da gördüm. Elini öptüm, sarıldım dediniz. Doğru mu anladık? Evet. Evet, evet doğru. Hocam bu rüya nasıl bir rüyadır? Teşekkür ediyoruz. Hayır olsun. Efendim diyorum. Hazreti Yusuf, Hazreti Ömer bunları görmek iyi bir şey. Allah'ı gördüm, elini öptüm, sarıldım. Yani Allah öyle cisim sahibi değildir. Yani eli falan var. İnsana benzer. İnsan gibi eli var. Böyle olmaz. Rahmani bir rüya değil o zaman. Öyle bu doğru değil. Evet. Rüyada Allah'ı görmek mümkün değil. Mümkün ama bu şekilde onun cisme yani eli vardı, gövdesi vardı. Bilmem sarıldım, öptüm. Yok bunlar bizim Allah inancımızın dışında bunlar. Evet. Evet. Ama diğer Hazreti Yusuf'u görmesi, Hazreti Ömer'i görmesi. Onları görmesi güzel bir şey. Onları görmesi ya. Güzel diyor. Hayır olsun diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.